Yusuf Atılgan Aylak Adam Kitap Özeti C. Paralı ailesinden miras kalmış bir gençtir. Yalnız ve sıkıntılı bir gençtir. Belirli bir işi yoktur. Hazır yer aylaktır. Her sabah işe gider gibi evden çıkar. Öğleye kadar arkadaşı ressam sağdığın atölyesinde öğleden sonra da başka bir yerde vakit öldürür. Bir gece sokakta iki terziden dayak yer. Çenesinden yaralanır. Bu yüzden beş gün sokağa çıkamaz. Altıncı gün doğru Sadık'ın atölyesine gider. Onu merak ve sitemle karşılarlar. Öğrencilerden Sami C'nin resmini çizmektedir. C için sıkıcı bir iştir bu. Yine de vazgeçmez. Bir şey aramaktadır. Hayatını bağlayacak, onu mutlu edecek, aylaklıktan kurtaracak bir şey. Ama bulduğu an ondan kaçar. Nitekim tanıştığı kadınlardan her seferinde bir bahaneyle ayrılır. Günlerini lokantalarda, koltuk meyhanelerinde, sinemalarda geçirir sık sık kendi iç dünyasına döner çevresini insanları geçmişini çocukluğunu düşünür özellikle çocukluğunu bir türlü kafasından atamaz annesi küçükken ölmüş onun yerini teyzesi almıştır bundan ötürü tanıştığı kadınlarda sevgiliden çok annesini ya da teyzesini arar bilinçaltı bir tutkuyla bağlıdır ona bu yüzden öteki kadınlarla anlaşamaz sürekli bir ilişki kuramaz kısa zamanda onlardan ayrılır. Cinsel isteklerini bilinçaltına atar. Gerçi 28 yaşındadır ama hala ana kucağındaki bebek gibidir. Bir gün Ayşe adlı bir kızla tanışır. Arkadaş olurlar. Gel gelelim onu birinin yanında giderken görünce bozulur. Ayşe de kendisini görmüş ve kızarmıştır. Oysa yanındaki adam sevgilisi değil iş arkadaşıdır. C kızarmasından Ayşe'nin suçlu olduğunu çıkarır. Uzun süre aramaz. Bir yılbaşı gecesi Yalnızlıktan bunalır. Yiyecek bir şeyler alarak Ayşe'nin evine yollanır. Cebinde anahtarı vardır, kapıyı açıp içeri girer. Biraz içki içer bekler. Ayşe gelmeyince çıkıp gider. Aslında oraya onu bulamayacağını bilerek gitmiştir. Nitekim bulamayınca bayağı sevinir. Bir gün Karaköy pastanede otururken yoldan geçen bir kızı görerek beğenir. Günlerce onu izler. Kız C'ye merak ve beğeniyle bakar. Yolunu uzatarak onunla konuşma imkanları yaratır. C ise heyecanlı yürüyüşleri konuşmaya Y tutar. Sanki onunla konuşursa tılsım bozulacaktır. Sonunda bir gün buluşmaya karar verirler. C Taksim'deki bir kahvede oturur. Ama hala ikilemdedir. İlk günlerdeki heyecanı sönmüştür. Kızı beklemekten zevk duymaktadır. Yine de dayanamaz. Kalkıp randevu yerine gider. Kız her buluşmadan sonra uzak bir kasabada bulunan arkadaşı B'ye serüvenin ayrıntılarıyla yazar. Ardından hayaller kurar. Evlenmeyi düşünür. Oysa C evlilikten hoşlanmayan bir insandır. Her akşam evine dönen eli paketli erkeklerden nefret eder. Sıcaklar iyice artınca C yazlık bir pansiyona taşınır. Orada eski sevgilisi Ayşe ile karşılaşır. Büyük bir tutkuyla birbirlerine yaklaşırlar. Fakat yazın sonuna doğru ikisi de tedirginleşir. Durmadan bir şeyin olmasını beklerler. Ama bekledikleri nedir çıkaramazlar. Öte yandan bazı şeylerin bittiğini sezmekten geri durmazlar. Ayşe uzun uzun düşünür. C'yi sevdiğini ama yeterince tanıyamadığını, aralarında görünmeyen bir duvar bulunduğunu anlar. Bir gün yatakta C'ye kadın bacaklarına neden çok düşkün olduğunu sorar. C bu soruya karşılık çocukluğu günlerini anlatır. Annesi bir yaşındayken ölmüştür. Babası sert ve soğuk bir adamdır. C'yi teyzesi büyütmüştür. Onu dizine yatırmış, okşamış, burnundan öpmüştür. Bu mavi gözlü, güzel bacaklı, şefkatli bir kadındır. C onu bilinçsizce sevmektedir. Bir gün babasını teyzesinin bacaklarını kuşaşken görür. Hemen üzerine atılır. Babası onu kulağında yakalayarak yere çalar. Teyzesi onu yerden kaldırır. Babasına öfkeyle bağırır. Bundan dolayı C babasından tiksinir. Ona benzemeyeceğini ant içer. Büyüyünce babası gibi bıyık bırakmayacak. Göbeğini şişirmeyecek. Komisyonculuk yapmayacaktır. Mevsimin sonlarına doğru C'nin Ayşe ile ilişkisi bir çözüme bağlanır. C artık ayrılmayı kurar. Ayşe de aynı karara varmıştır. C'den önce davranır. Yakında babası İtalya'dan dönecektir. Bir gün masaya bir pusula bırakarak çekip gider. C pusulayı okuyunca eni konu hafifler. Havalar serinlediğinden o da şehirdeki evine göçer. Yine eski yaşantısı başlar. İçinde yine büyük bir boşluk vardır. Sevgi bile onu yalnızlıktan kurtaramamıştır. Sıkıntısı git gide yoğunlaşır. Bir gün sokakta mavi yağmurluklu bir kadın görür. Birden şakağındaki ağrı durur. Aradığı odur. Ardından gider. Kadın otobüse biner C koşar da yetişemez. Aceleden bir taksinin önüne atlar. Şoför sinirlenerek ona küfür eder. C adama yumruk atarak burnunu kırar. Ellerini kana bular. Bu arada polis gelir. C direnmez. Aradığı kadını bulmuş ve hemen kaybetmiştir. Artık bir daha da bulmayacaktır. Her şey bitmiştir.